kadar gafletlere şahit oluyorum ki, adam gitmiş, elhamdülillah, canınız kurban olsun bütün hak tarikatlara. Kadiri tarikatı, sultanım efendim, Abdülkadir Geylani, kaddesallahu sırrehul ali. Kadiri tarikatına gitmiş, bağlanmış, tamam, amenna. Şah-ı Nakşibendi'ye gitmiş, bağlanmış, amenna. Sultanım efendim, kurban olurum. Bağlanmış, bağlanmakla ki her şey gitmiş zannederse, öl çocuklarına bakmazsa, yavrularına, hanımına, çocuklarına namazı, Kur'an'ı, İslam'ı aşılamazsa, vallahi o tarikatta o adamı kurtaramayacaktır. Hiç kurtaramayacaktır. Mesulsün Müslüman. Ben şeyhimin eteğinden yapıştım. Ben şeyhimin yoluna bağlandım. Gece kalkar dersini yaparım. 100.000 defa Sübhanallah derim. Tamam, cennete giderim dersen, vallahi aldanırsın, vallahi aldanırsın. Hani çocukların senin, hani kızın yatarın, hani sülalen, hani zürriyetin. Sakın ha, sakın aldanmayasın. Şeytan seni vesveseye kaptırmasın. Bak, sabah namazına kalkıp giderken öz hanımını yatakta bırakıp gidersen cehenneme gidiyorsun. Neden bahsediyorsun sen? Hangi zikrinlerden bahsediyorsun? Ya bütün kurtulacaksın, ya toptan kahrolacaksın. Olmaz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı unutuyor musunuz? Nuh Aleyhisselam, tufan gelmeden önce Allah'ın emriyle gemisini inşa etti. Gemi, Sefine-i Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi inşa edildi, yapıldı, tamamlandı. Biraz sonra Allah'ın azabı gelecek, tufan gelecek. Gark olacak bütün her şey. Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisine inananları gemisine aldı. Sahil halinde, henüz daha hicrete başlamadı. Nuh Aleyhisselam suyun üstünde hicret etmişti. O da bir muhacirdir. Nuh Aleyhisselam da bir muhacirdir. Gemisindeyken henüz öz oğluna yalvarıyordu. Öz oğlu, öz yavrusu, zürriyetinden gelen oğlu, ehlinden gelen oğlu. Ya Büneyyer Kemmana, ey benim biricik evladım diyordu Hazreti Nuh. Ey benim biricik oğlum, oğulcuğum, evlatcığım, yavrucuğum. İrkez mana, gel gemiye bin, bizimle beraber gemiye gel, gemiye gir. Allah'ın azabı patlak verecek diyordu. Hazreti Nuh oğlunu gemiye çağırıyordu. Sen sabah namazına kalkarken hanımcığım, yavrularım, siz de namaza gelin diye onları namaza çağırmıyorsanız vallahi vazifenizi yapmış sayılamazsınız. Bak Nuh Aleyhisselam ibret al. Ya buneyyer kemmana, gel yavrum sen de şu gemiye bin. Sen de kalkacaksın, gel yavrum, sen de şu seccadeye Allah diye secde et diyeceksin. Niçin söylemiyorsun? Sana vazife değil mi zannediyorsun? Bir etekten yapıştım, bir dergaha bağlandım, tamam cennetliyim diyebilir misin sen? Sen bir dergaha bağlandın ama çocukların hangi dergaha bağlandı, düşünmeyecek misin? Ne saçma bir iddia bu, ne yanlış bir kanaat bu. Ben diyor, şeyhinin eteğine yapıştım, doğru cennete gideceğim diyor. İsterse kızım, karım, ne yaparsa yapsın. Böyle şey olur mu ya? Hangi ahmak söylüyor bunu? Nerede bıraktınız Resulullah'ın sözünü? Kullukum râin ve kullukum mes'ûlun en râiyyetihî. Her biri çoban mevkiindesiniz. Elinizdeki, idarenizdeki hanımınızdan ve çocuklarınızdan Allah'a yemin ederim ki mesulsünüz diyor Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Hani mesuliyetiniz? Evet. Nuh Aleyhisselam gemisine müminleri alırken öz evladını da çağırıyordu. Sen de çağıracaksın. Ezan okunduktan sonra namaza kalkarken oğlunu sen de çağıracaksın. Niçin çağırmıyorsun? Peygamberler bunu yapmış, sen niçin yapmıyorsun? Ne oldu sonra? Bakınız, biraz sonra hicret başlayacak. Tufandan, felaketten, Allah'ın korkunç azabından hicret edecek Nuh Aleyhisselam. Oğlu ne cevap veriyor biliyor musunuz? Öz oğlu Nuh Aleyhisselam'ın ne cevap veriyor? Hadi oradan diyor, bu mert adam, deli adam diyor babasına.
Sen deli olmuşsun diyor, sen bunamışsın. Sana inanmıyorum diyor, sana hiç inanmıyorum. Babasına söylüyor Nuh'un oğlu. Seavi ila cebelin yasınini. Şu karşıda kocaman bir dağ var ya, ben o dağa çıkarım, o dağa tırmanırım, yükselirim. Senin haber verdiğin dalgalar beni boğamaz diyor. Ahmak insan, aptal insan. Bunu söyler söylemez, sanki o dağların yaratıcısı Allah değilmiş gibi. Korkunç bir dalga geliyor ve Hazreti Nuh'un gözü önünde oğlunu paramparça ediyor. Nuh aleyhisselam biraz müteellim oluyor, elemleniyor, kederleniyor. Diyor ki, ya Rabbi, hani sen benim ehlimi, ehli iyalimi bu tufanda, bu azab-ı ilahide boğmayacaktın? Halbuki benim oğlumu boğdun burada. Rabbil alemin ferman ediyor. Ey Nuh, innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil, o inanmıyor sana, o senin gemine binmiyor, senin seccadene secde etmiyor. Ehlindir, oğlumdur diye söyleme, zürriyetindir oğlumdur diye söyleme, biraz daha ısrar edersen peygamberler defterinden ismini silerim diyor Rabbil Alemin. Nerede ehil, nerede zürriyet o? Sen bugün Allah'a isyan eden nesline, bacağına getirdiği kot pantolonuyla alenen Allah'a isyan eden kızlarına ve çocuklarına ehlindir, çocuklarındır mı diyorsun sen? Hangi şeyle söylüyorsun bunu sen? Nerede senin zürriyetin? Senin geldiğin camiye gelmeyen, senin secde ettiğin Allah'a secde etmeyen, senin çektiğin besmeleyi çekmeyen, senin okuduğun ezanı okumayan, senin okuduğun Kur'an'ı okumayan, senin ehlin midir, senin çocukların mıdır bunlar? Niçin anlamıyorsun? Niçin çaresine bakmıyorsun? Niçin derdine düşmüyorsun? Niçin çaresini aramıyorsun? İşte hicret bunu aramak demektir.